arsa da yok, arsa da yok, şey de yok. Dediğin gibi bir ara mesela giderdik, gidelim İstanbul'a vardı hakimler sitesi. Evet. Aynen. Neden o? Hakimler toplanmış, kooperatifler. Ya bizim üyesi olduğumuz gazeteciler sitesi İstanbul'da benim bildiğim beş ayrı evet. yerde yaptığı evler var. Bu evler nasıl oldu? Küçük küçük. Paralar ödenerek, herkes ödeyebildi o parayı. Ha, ev 15 senede bitti, 8 senede bitti. Kimisi daha uzun sürdü falan. Ama sonunda o bir gazeteci, altta çalışan üye olup gitti. İşte şeyler, mühendisler sitesi var, mimarlar sitesi var, doktorlar sitesi var. Herkes kendi ölçeğine, kendi gelir düzeyine göre. Şimdi onlar da kalmadı ortada. Bir tek TOKİ var, TOKİ'de... İşte Tokyo'ya da geleceğim. Önce Sabah gazetesini açtım. Şimdi gördüğümüz manzara yine şu değil mi? Nasıl enflasyonla mücadele etmek yerine marketlere gidip denetimle fırsatçılık yapıyorlar, fahiş fiyat koyuyorlar, bunu kontrol altına alacağız diye zabıta ve güvenlik önlemleri çözmeye çalışıyorlarsa. Şimdi de bir konut krizi var karşımızda. Konut krizini de çözmek yerine, çözüm önerileri somut koymak yerine ne yapıyorlar? Fahiş artışa falan geliyor diye. Hani sadece fırsatçılık üzerinden. Şimdi bu var, bu yok demiyorum. Ama sadece hani bizim hiçbir sorumluluğumuz yok, bu iş buraya nasıl geldi demeden, orayı çözmeden sadece fırsatçılara yönelik hamlelerle çözmeye mi kalkıyorlar? Böyle mi anlamalıyız? Doğru tarif etmiş olur muyum böyle dersin? Cehalet iktidara gelirse böyle olur. Gerçekten bak, cahilliğin güzel. İktidarı bu. Neden bunu söylüyorum? Çünkü benim lisans eğitimim maliye idi. Lisans eğitimimi 8 yılda tamamladım, kötü bir öğrenciydim. Ama şunu biliyordum ya, birinci senede... İlk girer girmez gösterdikleri şey, beklentiler bugünü belirler. Beklenti bugünü belirler. Siz beklentiyi yönlendirebiliyorsanız eğer, o zaman çok güçlü tabii bir ekonomi politikanız tabii. vardır. Şimdi cahilliğin iktidarı diyorum ya, Yeni Şafak'ın birinci sayfası. Belki arkadaşlar da verirler aynı anda. Fiyatlar böyle şişiyor diye bir manşet atmış. Sorumluluk almaktan da acizler. Sorumluluk almaktan kim aciz olur? Çocuk sorumluluk almaz. Ya da insan, akli melekeleri yerinde olmayan insan sorumluluk almaz. Sen de ona sorumluluk yüklemezsin. Ama fiil ehliyeti olan bir insana sorumluluk yüklemen gerekir. Biri arttırınca hepsi arttırdı. Fiyatlar böyle şişiyor demiş. Konut krizi, izin verin okuyayım. Konut krizi... Özür diliyorum. Başlamadan habere ben bir önemli haber, sıcak gelişme paylaşabilir miyim izleyicilerimize? Aşağıda bantta da geçiyor. Bugün gözler Rusya'nın tehditlerine rağmen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurup başvurmama kararındaydı. Finlandiya'dan açıklama geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ortak yazılı bir açıklama yaptı. Ülkenin en kısa sürede NATO ittifakına katılmak için başvuru yapması gerektiğini açıkladı. Rusya, İsveç ve Finlandiya'yı NATO üye olmamaları için çok sert eleştirmiş, tehdit etmişti daha doğrusu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün İsveç ve Finlandiya'yı ziyaret etmişti. İngiltere ve İsveç NATO başvurusu öncesinde bu ziyarette bir güvenlik anlaşması imzalamıştı. Evet, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından yapılan yazılı açıklamada Finlandiya'nın NATO üyeliğine katılmasının neredeyse kesin olduğunu söyleyebiliriz. Komşu İsveç'in de benzer bir şekilde önümüzdeki günlerde NATO'ya katılma kararı vermesi bekleniyor. Resmi kararın, Finlandiya'nın resmi kararının pazar günü açıklaması bekleniyor. Yani açıklamanın pazar günü gelmesi bekleniyor. Ama tekrar edelim, böyle bir karara varıldı. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakan ortak bir... Konut meselesini bitirdikten sonra bu meseleyi konuşalım. Bir 3-5 dakikada bu çok önemli bir şey çünkü. Evet. Türkiye evet. için de önemli, bu Ukrayna meselesi hala. İçin de önemli. Evet, Yeni Şafak şöyle demiş, var. Bir arttırınca hepsi arttırdı, fiyatlar böyle şişiyor. Yani kimsenin günahı yok bu işte. Daha kabine toplantısı çıktı, kabine toplantısı Erdoğan çıktı. 5 dakika sonra bütün ekonomistler yazdı. Siz deli misiniz, ne yapıyorsunuz dedi herkes. Bu fiyatları şişirir, ne yapıyorsunuz? Hiç böyle bir şey yokmuş gibi bir arttırıcı hepsi arttırdı. Diyor ki, konut kredisi faizi %0.99'a düşürülünce kredi maliyetleri yaklaşık %30 düştü. Ancak fırsatçı konut sahipleri indirimi ekstra kazanca dönüştürme çabasında demiş. Şimdi bak, bu ekonominin birinci kuralı. Benim malımın değeri 120 liraysa ben malımı 120 liraya satarım. Benim malıma 140 lira verebilen varsa ben malımı 120 liraya satmam, 140 liraya satarım. Eğer siz malın fiyatını arttıracak bir gelişmeye payanda olduysanız, mal sahibi de malı daha pahalı fiyata satar. Siz derseniz ki, kardeşim senin malını
çok daha fazla alacak insan çıkacak benim bir yaptığım işle. O zaman ben de derim ki madem öyle ben de fiyatımı arttırıyorum. Öte yandan ben fiyatımı arttırmazsam zararlı çıkarım. Çünkü örnek veriyorum 1,5 milyonluk evim var benim. Bu uygulamadan sonra 2 milyona çıktı bütün evler. Ben 1,5 milyona satarsam yeni ev alamam. Yani ben zararlı çıkarım bu işten. O yüzden madem güçlü devletsiniz kardeşim, böyle manşetler atıyorlar. Madem güçlü devletsiniz, bu fırsatçılar kimmiş bir ortaya çıkarın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu o yalan. Ne büyük aciziyet. Bak ben sana bir hesap yapayım. Mantıklı bir hesap. Şimdi diyelim ki 2018 yılından örnek veririm. Bu hani seçimde hiç. Oradan sonra dolar fırladı ya. Dolar 4 liraydı dolar. Tamam. 4 lira bir gittin eve bir ev alıyorsun. 800 bin lira ev aldın. Yani 200 bin dolara ev aldın. Değil mi? Hı hı. 200 bin dolar verdin. Çünkü bir ara dikkat ederseniz dolarla hep satış vardı. Evet. Ve dolarla satışa izin vardı. Dolarla kiraya izin vardı. Dolarla sözleşme izin. 200 bin dolara ev aldınız. 4 liradan dolar. Bir kısmını yatırdınız, bir kısmını da bankadan kredi aldınız. 5 yıllık kredi aldınız, ödüyorsunuz. 2023'te bitecek ev, değil mi? Hı hı. Şimdi sizin eviniz kaç para? 800 bini aldınız, 200 bin dolar. Şimdi diyorsunuz ki ben evimi kaça aldım? 200 bin dolar aldım. Bugünün parasıyla 200 bin dolar ne ediyor? Çok para. 3 milyon ediyor bak şimdi. Ama ben 200 bin lirayı mı verdim? Evi aldım. Borçlandım. Bu borcumu da ödedim. Çok az kaldı. Ben bu evimi 200 bine aldımsa 200 bine niye satayım? 250 bine satıyorum dedim. 50 bin lira da artı olsun. Ne oldu evin fiyatı? 3 milyon 750 bin liraya çıktı. Çünkü dolar 4 liradan 15 liraya çıktı. Evet. Şimdi herkes hesabını bu ev yapıyor. Bu ev bana ne kadar mal oldu? 5 yıl önce aldım. 300 bin liraya mal oldu. O zaman kaç paraydı? 1 milyon 200 bin liraydı. 300 bin lira şimdi araba yok. En ucuz araba 300 bin lira değil. Ya, hayır 300 bin dolara pardon. Dolara. 300 bin dolara aldım diyorsun. 4 sene önce 300 bin dolara ev iyi bir 300 bin dolar aldım. 1 milyon 200 bin liraya almış evini. 4 lirayla çarpıyorum. Şimdi 15,5 lira olmuş. O kişi yine 300 bin dolar istediği zaman fiyata diyorsun ki sen bu kadar niye yapar? 5 milyon artık. 5 milyon diyor. Ya 5 milyona ev mi olur diyorsun? Adam diyor ki sana 5 milyon değil benim evim diyor. 300 bin dolar diyor. Çünkü ben bu eve 300 bin dolar verdim diyor. Şimdi İstanbul gibi yerlerde fiyatların artmasının nedeni bir dönem bütün bu hesabın kitabın dolarla yapılması. Sonra iktidar dedi ki dolar yasak artık dedi. Değil mi? Şeyi yapmak için. Dolarla anlaşma, dolarla alım satım da izin vermiyorum. Ama herkes dolarla alım satım yapıyor. İyi de 250 bin dolar konut aldığım zaman vatandaşlık veriyor bana. Evet. Yani böyle bir şey var mı? Yani dolara endeksleyen şimdi, hükümetin tabii, kendisi zaten. 250, mesela senin komşun. Diyelim ki senin yandaki şeyin 250 bin dolar. Kaçı aldın? 250 bin doları sen. Senin evin fiyatı da otomatikman 250 bin dolar oluyor. Burada 400 bin liralara çıkartırsa ki bir türlü onu niye imzalamıyorlar? 400 olursa yandaki komşunun evi de 400 bin lira olacak. Paraya bak yani. Bu vatandaş olmak isteyenler konuta değer verdikleri için de ki vatandaş olmak için 250 bin dolarlık ev alıyor. Yani o evin 180 bin dolarlık olması önemli değil. 250 bin dolar da ödeyebiliyor sonuçta. Yabancılar deyince şey yapmayın. Sayılmayan bir yurt dışında çalışan Türkler var. Aa, evet tabii. Doğru. Çok büyük miktarda tabii. Almanya'da, Hollanda'da. Gerçi Hollanda'nın durumu kötü. Enflasyon yüksek ama. Kötü. İngiltere'de, Fransa. Onlar ne kadar ucuza geliyor. Geliyor Türkiye'ye. O kadar ki düşün. Adam 100 euro, 100 bin euro bozdurduğu zaman burada ne kadar ediyor? 16. 1 milyon 600 bin ediyor. 200 bin lira, 1000 dolar, 200 bin euro ile gelse burada şahane bir ev alır. Diyor ki ya orada yapacağıma yatırım, burada yaparım diyor. Evet, orada etkili oluyor. İki tane ev alıyor, üç tane ev alıyor, babasını alıyor, oraya alıyor, buraya alıyor. Geliyor İstanbul'un en iyi semtlerinde bunlar yatırım diyor. Bir de boş evlerin ne kadar çok ev boş acaba Türkiye'de veya ne kadar evler kiralık yüksek. Ya bunlar gidiyor iyi semtlerde alıyorlar. İyi semtlerde alınca fiyatlar yükseliyor. Paraları yetiyor insan. Oradaki insan evinden çıkıyor, bir alt semte gidiyor. Çünkü hem evimi satarım, kiraya veririm. Bir de öyle fiyatlar yükseliyor. Peki. Yani bir şey herkes yukarı çekiyor. Şimdi bu az önce verdiğimiz sıcak haber önemli. Oraya döneceğiz ya. Dönmeden şu kısmı noktalamak istiyorum. Yani Finlandiya'nın NATO üyeliği kararını. Şimdi bugün sabah gazetesi de diyor ki ne yapılmalı, ne gibi önlemler alınmalı. Aslında bizim de konuştuğumuz yayına katılan uzman isimlerin de anlattığı bazı tedbirlerden bahsediliyor. Bakanlık kiralık konut ve gayrimenkul satışlarının gerçek değerin üzerinden beyan edilmesi ve vergilendirilmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor.
Böylece kayıt dışılığı önlemeyi amaçlıyor. Sektör temsilcileri kirada fırsatçılığın son bulması için geçici olarak zam sınırlaması, tavan getirilmesini önerdi. 5 yılı dolan kiracılardan raiç bedel isteme sürecinin 8 yıla çıkarılması da talepler arasında. Denetimler artacak deniliyor. Hem Mali hem de Ticaret Bakanlığı bu konuda gelen şikayetleri değerlendiriyor. Her iki koldan da inceleme yürütülüyor deniliyor. Evet. Evet. Peki. Bu şey işi, Finlandiya işi önemli bir gelişme. Bundan sonra muhtemelen yani İsveç'te takip edecek. İsveç'te yani Rusya savaşta niye çevriliyor? Bir özetleyelim onu. Rusya savaşta tökezledikçe NATO daha da agresifleşiyor diye düşündüm ben ilk haberi görünce. Başka burada şeyler var. Tekrar paylaşayım haberi, ondan sonra konuşalım. Şimdi Sayın Sejer, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı bir yazılı açıklama yaparak ülkenin NATO ittifakı